Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Şu an Berlin'de IFA fuarındayız ve hemen arkamızda bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle yapalım. 3D yazıcı bölümündeyiz arkadaşlar. 3D yazıcıları sizler için göreceğiz, bakacağız, hep birlikte değerlendireceğiz. Hatta alabilirsek biraz da bilgi alacağız 3D yazıcılar hakkında. Bu standtaki en ilginç şeylerden birisi yemek basabilen 3D yazıcı. Hep birlikte gelin bakalım neler varmış. İlk olarak şuradan başlayalım. Şurada bir robot dövüşü olayı var. Aynen, şimdi alabilirsek bilgi alacağız biraz. Hello. How did you go? This is our entertainment room. Taylan, yorumların nelerdir? Ablamız anlattı. Enteresan bir olay. Hem kumandasından kontrol edebiliyormuşuz. Android ve iOS cihazlar için uygulaması varmış bunun. Şöyle bir adet de broşürünü verdi. Şey var abi, Bluetooth'la kontrol edebiliyorsun. Evet. Kablosun şeyinden, kontrolöründen, joystick'inden. Onun dışında kızılötesi var. Ayrıca senin dediğin sesleri de algılayabiliyormuş. Öyle garip bir şey var mesela. Sesleri de algılıyor. Bir şey söylüyorsun, onu yapıyormuş. Ne söylediğimizi anlayamadım ben de tam olarak. Tabii o büyük ihtimalle şu an Japonca Çince gibi bir şeydir de. Aynen öyle. Ama ya 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış olması da ayrı bir ilginç. Aynen öyle. Zaten bunun parçaları. Hani robot olması en büyük özelliği değil, en büyük özelliği bir 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış olması. O bayağı bizim ilginimize gitti aslında. Zaten 3 boyutlu yazıcı standındayız şu an. Aynen. Olması gereken de buydu. Aynen. XYZ Robot'muş bunda adı da. Eğer siz de merak ediyorsunuz, Google'dan araştırarak sanıyorum belli başlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynen. Şu elimdeki şeyden size verebileceğim ilginç bir bilgi var mı diye bakıyorum. 2.35 kilogram ağırlığındaymış şu modeli. Sizin hemen şöyle gösterelim. Bu modeli ayrıca gözlerinde de işte çeşitli renk ışıklar var. LED lamba takmışlar. Onlar da işte duruma göre yanıp sönebiliyor. İstersen şimdi başka bir standa geçelim yavaş yavaş. 3D printer standlarına geçelim. Burada yine ilginç bir 3 boyutlu yazıcımız var arkadaşlar. Tabii bizim değil bu, adamların yazıcısı. Üzerinde çeşitli özellikleri yazıyor. Ben 3 boyutlu yazıcı olayına çok fazla hakim değilim. Gerekirse aydan bunun içinde bir bilgi isteyelim arkadaşlardan. Bizim için daha iyi olur gibi geliyorsunuz. Hani şöyle temel olarak normal bir yazıcıyı düşünün. Bunun kartuşları gereken metal. Yani genellikle plastik oluyor. Hatta şuradan şu ayıcığımızı gösterelim. Bunlar çoğu zaman plastikle oluyor. Bunlar, bu arkadaşlarımız da plastik. Onların hepsi 3 boyutlu yazıcı ile çıkan materyaller. İşte bu materyali değiştirebiliyorsun. Bazıları metal destekliyor. Bazıları işte çinko minko koyuyorsun. Değişiyor. Onları koyarak bu tarz tasarımlar yapıyorsun. Program var. Programda 3 boyutlu çizimini yapıyorsun. Yazıcıya aktarıyorsun. Bu 3 boyutlu yazıcı olduğu için de böyle bir şekilde size ürünleri çıkartıyor. Yani temel olarak 3D yazıcılar böyle bir şey diyebiliriz. Aynen öyle. Bu modelin de adı DaVinci Pro 1 arkadaşlar. 1.0. Şurada da hemen gösterelim. 700 Euro'luk bir fiyatı var arkadaşlar. Hatta şunu göstereyim size. Şey tahminimce iPhone için mi? Tam çözemedim ama. Not için dediğimde o sırada gösterdiğimde uyumamıştı da ondan dedim. Uyumadı. Büyük ihtimalle farklı, o sırada yanlış söyledim. Neyse, fark etmez şu an için. Bu şekilde kendiniz de bunlardan alıp telefon kabında üretebiliyorsunuz ve gayet hani elastik bir plastik bir yazıcı, yani şeyden ürün. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kırılma şansı da yok, gayet esnek. Ve bunu evinde kendin yapabiliyorsun. Aynen. Öyle hani satın yani. Alırsan işte 700 Euro'yu verirsen kendi evinde yapar, seri üretimde de satarsın yani. Aynen öyle. Şu kağıdı sana vereceğim Ayda. Tamam. Bayanlara bir soru soracağım. Tabii ki. Buyurunuz. Hello, may I ask a question about 3D printers? This model is our old series. Let me show you in our brochure. Okay, broşürden göreceğiz. Where are you from? Turkey. Turkey, I'm responsible for Turkish market. Yeah, we already have a distributor in Turkey. Really? Okay. Yep. Türkiye'de de şu an satış varmış. I have to translate. Okay, okay. It's our first generation. Evet arkadaşlar, şimdi bu Japon, Çinli veya nerede olduğunu bilmediğim ablamız bize bu 3 model hakkında bilgiler verdi. Aydoğan'cığım, şundan bahsedelim istersen. Bu en son çıkan teknolojileriymiş. Ayrıca şu anda şunu da söyleyeyim. Piyasada değil. Aynen, piyasada değil.
şunu da söyleyelim, Türkiye'de de satışı olacakmış. Bunu da belirtti ablamız. Bu XYZ Printing olarak geçen firma Türkiye'de şu an satış yapmakta. Hatta bize de distribütör olur musunuz dedi. Abla hemen dedik, kitlemeye çalıştık. Abla dedik bizim alakamız yok bu işte dedik. Abi biz video çekiyoruz dedik. Neyse şu işte en son çıkacak modeli. Bunun printer yani yazıcı özelliğinin yanında bir de tarayıcı özelliği varmış arkadaşlar. Böyle bir bilgi geldi. Yani anladığımız kadarıyla içine taranmasını istediğiniz, daha doğrusu 3D yazıcıdan çıkmasını istediğiniz ürünü koyuyorsunuz. Kendisi ilk önce tarıyor. Ürünü aldıktan sonra aynı ürünü size yazıcıdan çıktı olarak verebiliyor bu arkadaş. Hatta bunda farklı seçenekler de varmış. Yani sadece plastik değil, büyük ihtimalle diğer ürünleri de. Şey neydi şu materyalin adı? Kauçuk mu oluyor? Kauçuk değil, değişik bir şey. Aynen şundan da basabiliyor yani bu arkadaş. Aynen öyle. Şimdi bir yanındaki model değil de şuna bakalım. Şu zaten hali hazırda satışı olan. Bizim Türkiye'de de satışı var. Burada 800 euro diyor, bizde de artık 2000 lira geçebiliriz. Çok daha fazla. Yani 2000 liradan. Şöyle söyleyelim, bunun da aynı zamanda yazıcı bir tarayıcı özelliği var. Onu da belirtelim. Ama sadece plastik olarak yazdırabiliyor arkadaş. Mesela içine büyük ihtimalle terlik koymuşlar. Sonra bunu çıkarmış. Küçültüp çıkartmışlar. Aynen. Yani tabii onun da belli boyutları vardır tabii ki. Şu yan taraflarını görebileceğiniz. Üst tarafında gördüğünüz sensörleri içine koyduğunuz nesneyi tarıyor. Ve daha sonra bilgisayar ortamına aktarıyor. Size o nesnelerin cayı küçültüp büyütüp ya da farklı içine koyduğunuz materyalin rengine göre baskısını alabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi iki farklı rengin baskısını almış. Böyle çeşitli kombinasyonlar da yapma seçeneğiniz var. Yavaş yavaş yemek tarafına geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım. Şimdi hemen ön tarafımıza birazdan sizlere de göstereceğiz. Yemek basabileceğiniz bir 3D yazıcı var. Yani dün konuştuk buradaki arkadaşlarla. Geleceğin bu olduğunu söylediler. Yani kendi istediğiniz yemeği artık yapmakla uğraşmayıp buna bilgileri gönderip yazdırabileceğiz büyük ihtimalle. İçinde ufak çaplı bir fırın var. Şu an zaten fırın tepsisi gibi bir şey hazırlıyor. Burada direkt onu dün söyledikleri için hemen düzeltelim. Bunun içinde fırın yok. Ha yok mu? Burada hamurunu sana şekil verip şurada görebileceğin üzere hemen sağ tarafta. O hamur kabarır gider. Burada yapıyor. Hemen soldaki fırına aktarıp derecesini ayarlayıp ben bunu sevmedim yani. Değil mi? Fırın da olsa da ilk bassın sonra ısınır. Tamam, fırın tepsisi falan zaten. O kafada bir şeyler zaten. Yok yağlı şey herhalde o ya. Direkt fırına hazırlayacak ya. Tamam şurada bastığı ürünlere de bakalım. Ayrıca fiyatını da hemen sizlere gösterelim. Şöyle çıkıyor şimdi. Şurada gördüğünüz gibi 1799 euroluk, 1800 euroluk bir fiyatı var. Yani ülkemize bu ürünü de gönderirler mi onu bilmiyorum ama eğer distribütörlük olayını hallederlerse muhtemelen göndereceklerdir. İlk başta şu şekilde çıkıyor 3D printer'dan. Şöyle gösterelim. Bu printer'dan çıktıktan sonra da hemen Aydoğan'ın da belirttiği gibi yan taraftaki fırına koyuyorsunuz ya da siz evinizdeki fırına koyuyorsunuz ya da bir pastanedeki fırına koyuyorsunuz ve ürünleriniz şöyle çıkmış oluyor. Hemen gösterelim. İçinde şu anki hamuru benzeri bir şeyler var sanıyorum. Mesela bunun basımı 4 dakika 52 saniye sürecek. Şimdilik yok. 1 dakika 39'u geçti. Şimdi 4 dakika 52. %22'si tamamlandı bile. Anladım. Hızlı Pro gidiyor. O zaman bakalım. Kind of dinosaur. Evet, ufak bir dinozor çıkardı. Is this possible to taste animal? You can. Thank you so much. Bir tane de aldık abimizden. 3 boyutlu yazıcıdan çıkan bir adet kurabiyeyi bir tadalım. Şunu şöyle bırakayım. Bakalım. Aydan açar mısın? Tabii ki. Aç, aç yemin ediyorum aç bakayım. Güzel duruyor. Kahvenin yanında gidelim bana. Hani teknolojinin böyle bir yemek olayıyla birleşmesi. Evinde 3 boyutlu yazıcıdan kurabiyeyi, istediğin şekilde kurabiyeyi basabilmek harbiden dün dedikleri gibi tam gelecek. Kardeş payı. Keşke bölmeseydin de ne şekli olduğunu göreydik ya. Şöyle birleştireyim ben. Balık gibi bir şey zaten. Şöyle, aynen. Balığa benzer bir şekli var. Şöyle. Aynen. Hemen hızlıca sizler için tadına bakalım arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Tabii bunda 3D printer'ın çok da bir emeği yok aslında. İçine koyulan malzemenin emeği diyebiliriz. Ama yine de tadının çok güzel olduğunu ve teknolojinin hakikaten bize etkilediğini söylememiz gerekiyor. Evet, kurabiyelerimizi tattığımıza göre artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Gelelim bakalım. Sizler için de kurabiyeyi tatmış olduk. 3 boyutlu yazıcıdan çıkan enteresan bir tecrübe oldu bizler için de. Evet, sizler de 3D printerlar hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Sizce bu iş nereye kadar gidecek? Bundan araba basıyorlar artık, ev falan yapıyorlar. Kurabiye de yapmışlar.
Hani gelecek muhtemelen 3D printerlardan oluşacak gibi geliyor bana. Onun dışında videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip edin. Görüşmek üzere diyelim.